Selamun aleyküm arkadaşlar. Vallahi sizleri bilmem ama benim artık burama kadar geldi. Ya böyle bir rezalet olmaz, böyle bir skandal olmaz arkadaşlar. Galatasaray yerlerde sürünüyor. Adamlar başladılar. Ocak'ta Galatasaray süper olacak, yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Ocak güzellemesi, transfer güzellemesi yapmaya başladılar. Ya şunun şurasında daha ligde 5-6 hafta geride kaldı kardeşim. Utanmadan, sıkılmadan Galatasaray takımı yerlerde sürünürken bunlar transferi millete işaret ediyorlar. Yok efendim transfer yapacağız, iyi olacağız. Ya madem transferle Galatasaray iyi oluyor da 11-12 futbolcu aldınız, bu takım niye iyi olmadı kardeşim? Milleti keriz yerine koyuyorlar. Ne demek ya? Adam diyor ki Ocak'ta diyor süper olacağız diyor. Ben çıldırdım arkadaşım. Harbiden çıldırdım ya. Böyle bir yaklaşım, böyle bir düşünce nasıl da olabilir ya? Ocak'ta Galatasaray süper olacakmış. Vay anam vay vay vay. Bakın ben şimdi kendi imkanlarımla arkadaşlar bir kolaj oluşturdum. Bir bakın şuraya ya. Allah aşkına bir bakın ya. Biraz tamam kısıtlı mısıtlı ama sadece hatırlama açısından söylüyorum. Ya ne demek bu ya? Galatasaray Ocak'ta süper olacak. Ocak'ta süper Galatasaray geliyor. Müthiş bir takım olacak. Falan filan. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir rezalet yok. Arkadaşlar bunu yemeyin. Bu dolmalara gelmeyin ya. Bu dolmalara lütfen gelmeyin. Galatasaray'ın anasını ağlatmışlar. Hala Galatasaray Ocak'ta iyi olacak. Burada bilmem ne olacak. Bakın arkadaşlar şuradaki başlıklara bakın. Yine bir kolaj oluşturdum. Bakın burada gördünüz biliyorsunuz mutlaka haberiniz vardır ama bakın şuradaki başlıklara. Abi çöküş. Aslan komada. Aslan şokta. Aslan ağır yaralı, paramparça. Heh, burada da çok güzel bir başlık var aslında arkadaşlar. Bayıldım bu başlığa ya. Vallahi atanı kutluyorum. Hayaller 3 yıl, gerçekler Ocak. İnanılmaz güzel bir başlık atmışlar arkadaşlar. 3 yılın hayalini kurarken abi, millete 3 yıl hayali kurduruluyordu. Şimdi gerçekleri diyor şeyde göreceksiniz diyor. Ha burada pardon, gerçekler ne demiş? Evet, gerçekler pardon. Gerçekler Ocak değil. Hani hayaller şeydeydi. 3 yıldı. Sonra hayaller Ocak ayına çekildi ama gerçekler çöküş. Evet, 10 numara bir başlık. Bir daha bakalım arkadaşlar ya. Bir daha bakalım. Hayaller 3 yıl ya da ilave edelim yeni söylemiyle hayaller Ocak ama gerçekler Galatasaray çöküş abi. Galatasaray yerlerde sürünüyor ya. Bu nasıl iş? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir hocalık? Şimdi benim en çok uyuz olduğum yaklaşımlardan biri şu. Kelli felli işte Galatasaray'a mal olduğunu söyleyen bir takım tipler. Galatasaray'ın sembol isimleri, bazı yalakalar, yağcılar. Efendim Fatih Terim'e laf söylemeden, Fatih Terim'i eleştirmeden geçmişteki başarılara bakın. Hadi ya, hadi ya. Abi futbolda dün yoktur. Geçmişte şu veya bu olmuş. Biz geçmişteki başarılara bakacakmışız. O geçmişteki başarılar sanki bir kişinin, sanki her şey Fatih Efendi'nin tek başına yapmasıyla oldu. O geçmişteki başarılarda kimlerin payı var abi? Herkesin payı var. Sayamayacağım kadar çok insanın payı var ama bir çırpıda aklıma işte Tafarel geliyor, Popescu geliyor, Hacı geliyor, ne bileyim o meşhur orta saha geliyor, forvetler geliyor, golcüler geliyor, bir takım tipler geliyor yani. Gelir aklına şu geliyor, bu geliyor. Ama bir rezalet var ortada. Galatasaray kötü kardeşim, biz düne takılacağız. Ne var? Dün şu kupayı aldık, şu şampiyonluğu aldık. O zaman Galatasaray dünlerde şampiyon olurken çeşitli faktörler vardı. O zaman biz o faktörlerin hiçbirini görmeyeceğiz abi. O dönemin başkanlarını, yöneticilerini görmeyeceğiz. Yapılan transferleri görmeyeceğiz. Harcamaları görmeyeceğiz. Yapılan her şey bir kişiye mal edileceği. Ya hadi oradan gidin ya. Basın gidin ya. İnsanın tepesine attırmayın. Yeter artık ya. Yeter. Ne demek? O zaman ben geçmişe takılacağımsam o zaman giderim rahmetli Metin Oktay'a dualar okurum. Giderim Gündüz Kılıç'ı okurum. Yani bu ne ya? Bu ne? Takıldık bir adamın peşine gidiyoruz ya. Kapıldım bahtımın seline gidiyoruz abi. Bir hani derler ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete ya. Ne bu ya? Ne? Fatih Terim öyle, Fatih Terim böyle. Fatih Terim hiç yanılmaz, Fatih Terim hata yapmaz. Fatih Terim şöyledir, Fatih Terim böyledir. Egosu vardır, inadı vardır. Ne yaparsa doğrudur. Abi kusura bakmayın. Adam Ali Samiyen'de osursa diyeceğiz ki ne iyi osuruyor diyeceğiz ya. Yeter artık kardeşim. Yemişim Fatih Terim'ini ya. Bana ne lan Fatih Terim'den? Fatih Terim Galatasaray'ın
profesyoneli değil mi? Elemanı değil mi? Parasının karşılığını almıyor mu? Alıyor. Alıyorsa, kulübü bu duruma getirdiyse, yerlerde süründürüyorsa, kulüp perişan olmuşsa hesabını verecek kardeşim. Bunun hesabını soracak taşaklı bir başkan yoksa da o da çekip gidecek. Galatasaray'ın camianın ağır toplarıyla konuştum. Ekim'de, Kasım'da, en geç Ocak ayında diyor, ne transferi ne o ne bu. Şey olacak kardeşim, seçim olur diyor. Burak Elmas, Burak Elmas. Baş tacı ettik. Geldi şöyle dedik, böyle dedik. Üç günde havaya girdi. Şimdi milletin ağzı torba değil ki büzesi. Bir takım şeyler söyleniyor kardeşim. Burada bunları söyleyemiyorum. Ama tahmin edersiniz neler söyleniyor. 7 milyona defansa Nelson alınıyor. Ondan önce 8 milyona Luyendam'ı alındı. Bedava Maicon gönderildi. Yeminle söylüyorum, hem Maicon'u hem Luyendam'ı Maicon üst üste koyardı. Bu Nelson'la şeyi, Luyendam'ı koy ikisini üst üste abi. Bir Maicon etmezler ya. Yok abi, onu gönder, bunu gönder. Gomis gibi rekorlar kırmış bir golcüm var abi. Gönder, peşine onu gönder, bunu gönder. 50-60 milyon euro kulübü oradan içeri at. 50-60 milyon euro defanstan at. Şimdi bir sürü oyuncular alınıyor. Ya Çıkıldavya 6,5 milyon lira para verdirip de adamı kadroya almayan ben miyim kardeşim? Bu yetline, Anoltu Galatasaray'ın başına saran ben miyim kardeşim? He? Taraftar şey maçında, Alanya maçında bu Fegüli'ye, Ömer Bayram'a, ona buna sarmış, sarmalamış. Aslında hedef kim olduğunu biliyoruz da. Adam ya inadına küfür eder gibi, ya bu Alanya maçında adam sol taraftan bir orta yaptı, Fegüli sağ taraftan taca gitti. Adam vurduğuna sorulmuş, olmuş bir tosuncuk abi, hani bir tüyen tosuncuk vardı ya, o tosuncuğu geçmiş. Adam 11'den kafaya koyuyor ya. Oğulcan Oğulcan diyorsun, bir tane oynatmamış hiçbir maçta, kafadan koymuş 11'e. Kafadan çıkmışsın Kayseri karşısına 9 kişi. Git Hikmet şeyin elini öp, Hikmet Karaman'ın elini öp, sana 6-7 vurdurmadı. Ondan sonra dalga geçiyor. Vay efendim, Hikmet benden önce konuştu. Her şeyi anlatmıştır. Ya ona gider, buna gider. Ona ego, buna ego. Bitsin artık bu azap ya. Bitsin bu işkence ya. Ey Galatasaray taraftarları. Çoğunluk biliyorum. %95'iniz gerçeği görüyorsunuz. Neyin ne olduğunu söylüyorsunuz. Ama ya kardeşim, bir de kesim var yani. Böyle bakıyorum. İyi niyetli olup da bir kesim var. Onları da kandırıyor. Hala çıkmış arkadaşlar diyor ki, genç arkadaşlar tahmin ediyorum çoğunluğu da. Baba diyor, bak diyor, Fatih Terim böyle söyledi diyor. Siz diyor sallıyorsunuz diyor ki, yeni kurulmuş bir takım, genç takım. Ondan sonra işte şudur budur. Ocak ayında süper. Lan Ocak ayında ne yapacaksın abi? Galatasaray'ın derdi transfer mi ya? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, bir söyleyin ya. Bu takımın derdi transfer mi? Galatasaray'ın aldığı oyuncular kötü mü? Bu oyuncuları oynatacak hoca lazım. Zamanında Ünal Başkan ne demişti Ünal Aysal? Adam Snyder'e, ona buna karşı çıktı. Dedi ki, ben Snyder'i de alırım, Snyder'e oynatacak hocayı da alırım dedi. Bunda hiçbir şey yok kardeşim. Bu dükkanı kapatmış, kepenkleri indirmiş, balataları sıyırmış ya. Geçirmiş yönetimi eline. Burak Elmas'a seni ben seçtirdim. İstediğimi yapacaksın. Sen benim asistanımsın dercesine abi. Bir takım hikayeler. Camia içerisinde konuşulanlara vallahi biraz hakim olsanız yüzünüz kızarır ya. Bu nasıl bir şey ya? Bir teknik direktör düşünün ya. Dünyanın en büyük teknik direktörleri bile 3-5 maçtan sonra çekip giderler ya. Hani gurur meselesi yaparlar. Camianın mensubuyum derler. O derler, bu derler. Bırakır giderler. Abi bu çıkmış utanmadan, sıkılmadan diyor ki, Ocak ayında süper olacağız diyor. Ve bunu yiyen kerizler var abi. Bir de böyle var. Hep inanmadıkları halde bunu yiyor bazı kerizler. Ocak ayında neyini süper olacaksın abi? Kimi alacaksın? Messi'yi mi alacaksın? Ronaldo'yu mu alacaksın? Lan sen Messi'yi de alsan, Ronaldo'yu da alsan 3 gün sonra bunları çöp haline getirirsin ya. Morutsan dedi, Karpatların hacisi dediler, yok Messi'si dediler, o dediler, bu dediler abi. Adam takıma giremiyor. Ya ilk 45 dakika oynuyor ya ikinci yarı takıma giriyor. Soruyorsun adama, niye çıkardın? İyi oynuyordu, savunma yapmıyordu. Hadi vur kafasına kementi, onu yap, bunu yap. Ya takımın ne olduğu belli değil. Takımın sistemi yok, takımın bir ruhu yok, takımın bir ahengi yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra futbolu. Adam iyice sapıttı. Biz boşluklara sığındık.
O ara bir boşluk oldu. Aman düzelir ya, Fatih Terim'dir dedik. Yanında duralım, güven duyalım. Şöyle anlatalım, böyle anlatalım. Sizler adına gittik, adamına konuştuk, ettik. Bir takım önerilerde bulunduk. Bak burada yanlış var dedik. Yazan çizen arkadaşlar, iyi niyetli olanlar. Gerçi sayıları çok az ama yani bunun, bu tipin yalakası olmayan, işte kahvaltılarına mavaltılarına gitmeyen 3-5 arkadaş. Konuşuyoruz da aramızda, anlatıyoruz. Ya asıl olan Galatasaray'dır kardeşim. Elemanlar gelip geçicidir. Biz rahmetli Metin Oktay'ları, o bir sürü efsaneleri biliyoruz abi. Şimdi oralara takılıp kalacağız. Ne yapacağız abi? Adam çıkıyor diyor ki Fatih Terim'e laf söylemeden geçmişte yaptıklarını düşünün. Peki geçmişte alıp götürdüklerini düşün. Milyon dolarlar, onlar bunlar babasının hayrına mı yaptı kardeşim? Yaptıysa parasını aldı. Profesyonel adam. Mustafa Cengiz zamanında kesilen 3 kuruşu gitti Burak Elmas'tan faiziyle daha çoğunu aldı yani. Para da para, para da para. Ne bu ya? Ne bu? Galatasaray'a ne veriyorsun? Galatasaray yerlerde sürünüyor. Kimsenin bizim gibi böyle konuşup söyleyecek gücü de yok. Ha bizim gücümüz de sınırlı. Tamam yani bir yere kadar ama gitmesi gereken yerlere gidiyor. Sesimizi duyanlar duyuyor. Birileri gerçekleri görüyor. Herkes görüyor gerçekleri. Ya insan utanır, sıkılır abi. Alanya'ya kendi sahanda yeniliyorsun. Hadi Kasımpaşa'dan 2-0'dan 2-2. Abidik gubidik, ona çamur, buna çamur. Onu yıktın, bunu yıktın. Trabzon güçlü dedin. Trabzon'dan bir puan almak da iyidir dedin. Zaten seni Trabzon perişan edecek diye her neyse. Oradan da 2-2'ye gel kendi, ya kendi sahanda Alanya'ya yenilmek ne demek ya? Alanya'ya yenilen adam utancından ağlar ya. Ağlar, ağlar kardeşim. Emrah Başsan Galatasaray'a gol atıyor. Ben Galatasaraylıydım. Ya Galatasaray'a gol attım diye adam üzülüyor. Bir taraftan seviniyor, bir taraftan üzülüyor. Onun üzüntüsünün çeyreğini yaşamıyor bunlar yani. Alanya'ya yeniliyorsun. Abidik gubidik. Yok onu keseceğim, yok bunu keseceğim. Yok bir numaralar iyi değil, iki numaraları. İki numaralar iyi değilse bir üç numaralar falan. Abi süslü süslü cümleler, ona uydur, buna kaydır. Millet yiyor kardeş. Yemeyin abi, yemeyin. Görün bu adamın gerçek yüzünü. Geçmişte başarılı. Geçmişte başarılı oldu da tek başına aldı abi. Gitti, UEFA kupasını tek başına aldı. Onu tek başına aldı. Kendi oynadı, kendi yaptı. Madem kendi bu kadar yapıyordu da oynadığı zamanlarda bir kere Galatasaray'ın şampiyonluğu var mı? Yeter artık ya, yeter. Hep böyle abi, bir herkes bir taraftan bakıyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı, şu şampiyonluğu getirdi. Tek başına getirdi anasını satayım. Tek başına gitti getirdi. Bütün keramet onda yani. Ben de diyorum ki rahmetli Özhan Başkan bunu getirmeyip de Lücescu kalsaydı Galatasaray'ın 5 şampiyonluğu daha fazla olurdu şu anda. Ne bu ya? Abi bakın acı tabloya bakın ya. Kayseri'den 3 yiyorsun. Oyun, hadi yersin dersin ki ya oynadım 4 topum direkten döndü. Ezdim bittim ama şanssızım. Adam vurdu 30'dan, vurdu oradan, vurdu bilmem ne oldu. Hakem de çok kötü yönetti. Bugüne kadar ne yaptık abi? Hakemler tamam Galatasaray'ı bir dönem doğradılar ama biz gittik sadece tek suçlar ki hakemler yaparken sen neredeydin abi? Yok. Ya bir Hikmet Karaman abi düşünün ya. Adam bir değil, iki değil, üç değil. Çıkıyorsun yeniyor, çıkıyorsun yeniyor, çıkıyorsun yeniyor. Rize'deyken sana 5 attı bu Hikmet Karaman. Ondan sonra da rahmetli Özhan Başkan sıktı boğazını, attı kenara. Hadi git dedi ama aynı Özhan Başkan sonra geri getirdi. Veya bir başkası geri getirdi. Neyse yani. Ondan önce de Özhan Başkan getirdi. 5 at, 5 yedin Rize'den kova maçında Olimpiyat Stadında. Sonra hatırlayın ya daha geçen sene aynı Hikmet Karaman Ankara gücüyle, küme düşen Ankara gücüyle yine vurdu tepene tepene, yine gönderdi seni. Aynı Hikmet Karaman bu defa Kayseri'de. Kayseri'nin başkanı diyor ki en son Galatasaray'ı ben doğduğumda yenmiştik burada diyor. Hadi buyurun işte. Seni orada 3 dedi gönderdi. Ya insan biraz şey yapar. Ondan sonra Hikmet Karaman'a laf sokuyor. Yok benden önce niyeymiş efendim Hikmet Karaman uzun konuşmuş da efendi orada beklemiş. Kral Faruk ya bekleyemez abi. Ona gider buna gider. Bakın arkadaşlar şimdi size söylüyorum. Ben bu arkadaşla sitede aynı yönetimdeydik. Ki ben o kadar şeyim yani dik kafalı bir insanım. O da dik kafalıdır falandır filandır. Çatır çatır. Sitenin tabii diğer ahalisi aman hoca hoca diye şey yapıyor. Laf söylemeyeyim. Biz çatır çatır yapardık. O ayrı dava. Ta o zamanlarda bile ya hoca o kadar negatif enerji yayıyor ki millet ya geliyor şimdi yine saçmalayacak falan derlerdi. Böyle her insanlar tüyerdi yani. Biz orada o yönetimlerde o şeylerde bile böyle bir dönem beraber olduk. Biliyorum abi adamın işi gücü negatif enerjiye. Ya antrenmanın birinde genç çocuklardan biri buna bir şey söylüyor. Hocam diyor sen böyle demiştin diyor. Vay sen bana sen dedin diye adamı takımdan kovdu ya.
Böyle neymiş efendim siz diyeceksiniz. Ya takım otobüsüyle gitmezsin, takımla yemek yemezsin. Takım 200 liralık odalarda kalır, sen 3500 liralık odalarda bilmem kral dairelerinde kalırsın. Ne bu ya? Ne bu? He? Bir takım siyah camlı minibüslerle gidersin, özel seyahatler yaparsın. Yanına yöneticiyi sokmazsın, onu sokmazsın. Ya adam sana maaş veriyor, Abdurrahim Albayrak'ı, Mustafa Cengiz'i ve öbürlerini Galatasaray düşmanı ilan etti. Kimsenin sesi çıkmadı. O zaman camiadaki bir takım tipler Mustafa Cengiz gitsin diye arkasında durdular. Arkadaşlar yazıktır, günahtır ya. Bu kadar haksızlık, bu kadar adaletsizlik olmaz. Galatasaraylı futbolcuların her birine gidin tek tek konuşun abi. Herkes yaka silkiyor ya. Bu ne ya? Bu kadar negatif enerji olabilir mi? Arkadaşlar bu işin uzmanları bilirler. Bakın bu negatif enerji meselesi. Böyle insanlara tepeden bakma vesaire bilmem ne. Sevgi bağının olmadığı yerde, onun bunun olmadığı yerde arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Boşuna ocak mocak güzellemesi yapmayın. Ocakta da hiçbir şey olmaz. Kimi alırsa alsın. Buna gidin Katar'ın bütçesini getirin verin abi. Hani Katar niye şeyi aldı ya, Neymar'ı falan aldı ya Paris Saint-Germain, o açıdan söylüyorum. Katar'ın bütçesini verin buna. Abi yerlerde sürünür. Bu Galatasaray'dan bir alt olmaz, düzelmez. Bu Mehter takımı gibi bir maç kazandır. Ya şu Lazio kalecisi ya Galatasaray'a en büyük kötülüğü yaptı ya. Ahmak o golü yedi. Hiç olmasa yemeseydi de biz de bunları görmeseydik, yaşamasaydık. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir teknik direktör bu kadar negatif olabilir mi? Bu kadar insanı keriz yerine koyabilir mi? Bütün Galatasaray taraftarlarını keriz yerine koyuyor. Ya millet çıksın sorun şuna kardeşim. Sen daha şurada ligin daha 6. haftasındasın. Gelen giden seni tepelemiş. He? Gelen giden tepelemiş. 2 tane mağlubiyet almışsın. Halin işler acısı. Bir Hatay, Konya seni. Altay takımı daha lige yeni gelmiş. Mustafa Denizli'yle ezip geçmiş. Herkes seni yerle bir etmiş abi. Utanmadan, sıkılmadan çıkmış. Hala transfer güzellemesi yapıyor. Ve buna ses çıkarmayan bir Galatasaray başkanı var. Arkadaşım ben bu terim hemen diyordum ya. Eğer saçların lüle lüle basket falan hesabı yapıyorduk. Hani sen bunu kucağa al diyorduk. Bunu bir silkele diyorduk. Yok abi yok yok. Birisi Allah rızası için camianın ağır topları gelin abi ileri mi gelirsiniz, geri mi gidersiniz, ne yaparsanız yapın ama bu adam bunları beraber silkeleyin. Bunları beraber koyun abi bir çuvala. Saray bundan salın denize ya. Bunlar Galatasaray'ın tarihinin en kötü günlerini yaşatacaklar. Ve korkarım Galatasaray bu sene küme düşer bunların sayesinde. Küme düşer ya. Artık ben parçalıyla sohbet yapamıyorum abi ya. Parçalıyla sohbet yapamıyorum yani bu adamlar varken. Ya olacak iş değil abi. Düşünün bak Kayseri'ye gidiyor. Fenerbahçe'nin beğenmeyip kovduğu, Kasımpaşa'dan bedava aldı. Beğenmeyip kovduğu Tiam Galatasaray'a 2 tane gol atıyor abi. 2 tane gol atıyor. 2 tane. Öte yandan Mensah. Beşiktaş'ın işe yaramak bir önceki sene Kayseri Başkanı Beşiktaş'a bedava verdi neredeyse. O Mensah abi Beşiktaş dedi ki aman alın bunu götürün dedi. Bu futbolcu değildi. 2 tane asist yaptı. Hele ikinci golde abi 4 tane 5 tane Galatasaray'ı kafa kafaya vurdular, düğümlediler ya. Bu gitmiş kulübede oturuyor abi toşak kebabı yapıyor ya. Ona küstüm, buna küstüm, ona gider, buna gider. Mustafa Cengiz zamanında gider buz kovalarının üstüne otururdu. Alanya maçında kafayı diker böyle şey gibi abi, hindi gibi. Ne var abi? Millete poz veriyor. Gömlek ıslanmış şey maçında. Ne yaptın da gömlek ıslandı Lazio maçında? Efendim çok termiş, ter etmiş, efor sarf etmiş. Alanya maçında niye sarf etmedin o eforu? Kayseri maçında niye sarf etmedin? Hikmet Karaman geldi seni tokatlıyor işte. Çıkıyorsun yeniyor Hikmet Karaman. Çıkıyorsun yeniyor. Rize ile yeniyor. Ankara Gücü ile yeniyor. Kayseri ile yeniyor. Bilmem daha kimlerle de yenmiştir de aklıma şimdi ilk çırpıda bunlar geldi yani. Hala abi onu yapacağım, bunu yapacağım. Ocak güzellemesi bilmem ne. Hadi oradan ya. Hadi oradan arkadaşlar yemeyin bu dolmayı ya. Ocakta şöyle olacağım. Ocakta böyle olacağım. Onu yapacağım, bunu yapacağım ya. Allah aşkına ya. Bu ne ya? Bu ne abi ya? Bu ne ya? Bakın şu başlıklara. Allah aşkına bir bakın kardeşler. Yapmayın etmeyin güvenmeyin bu adama ya.
Abi yok, yok böyle bir şey. Abi futbolda dün yok, bugün var ya. Mourinho'lar kovuluyor. O gidiyor, bu gidiyor. Tuchel gitti, oradan gitti, öbür tarafa gitti. Abi doğum günü yaptı. O doğum günü yaptığı zaman dedim, sen bırak şov yapmayı. Yok Tuchel aramış, yok Wenger aramış, Mourinho aramış. Ararsın tabii. Arıyor adamları. Ne var? Bizim hocamızın doğum günü. Şuradan bir mesaj patlat. Adama çekim yapıyorlar. Adamların işi gücü yok o kadar şeyin arasında. 70 yaşında bir ihtiyarın doğum gününü kutlayacaklar. Ya bütün dünya gençleşti kardeşim. Bütün dünya gençleşti. Yok artık böyle bir şey. Çekil kenara çekilmiyor. Git gitmiyor. Ne olacak kardeşim? Gel dediler başkan ol dediler. Yemedi dübür abi. Gitseydin başkan olsaydın o zaman. Bu nasıl bir şey? Oraya bir tane sembolik başkanı oturttu abi. Yanına koydu adamları. Kendi adamlarını koydu. Mesela şu Oğulcan hadisesi. Bu bir avukat çıktı konuşuyor diyor. Ulan dedim babaya bak be ne konuşuyor. Galatasaray'ın haklarını çatır çatır savunacak dedim. Aa en sonunda lastik patladı abi. Rize'ye abi 10 milyonu tosladılar. Peki o zaman niye çıktın o kadar hava yaptın, civa yaptın, konuştun ettin kardeşim. Milleti kandırdın. Olmaz böyle bir şey olmaz abi. Bu kadar olmaz. Gomis'ten bu tarafa alınmayan golcü kalmadı. Kovulmayan oyuncu kalmadı. Maicon'dan bu tarafa defansa alınmayan, kovulmayan oyuncu kalmadı. Abi orta sahaya kimler gelmedi abi? Enzonzi'ler, Lemina'lar, Seri'ler, Etebo'lar, onlar bunlar. Hepsi çöp oldu. En sonunda işlerinden bir tane adam gibi adam Enzonzi çıktı. Adam Fransa milli takım oyuncusu dedi ki gitti bütün foyalarını anlattı. Ya her şey bir yana abi her şey bir yana o kadar çok söyledim. Falcao, Falcao daha 3 gün önce kovdular Falcao'yu. Adam gitti gol attı. Çıktı gol attı. Adam 2 maçta. Neye gönderdin? 2 milyon az verici. Yok ondan değil abi. Adama taktı. Geldiği gün Falcao'yu havalanında 30 bin kişi karşıladı. Şov oldu diye o gün taktı. Hadi oynasın da görelim dedi. Yok ki Ünal Aysal gibi bir başkan yok ki. Bu oyuncuyu oynatacaksın oynatmıyorsan oynatacak hocayı getiririm diyecek bir adam. Yok. Böyle bir başkan yok. O gün taktı abi Falcao'ya. Estek yaptı, köstek yaptı, adama gavur eziyeti yaptı. Adamı sakatın makatın muhabbetiyle yedi bitirdi. Cagney'e aynı şeyi yapmadı mı? Aldırdı Cagney'i. Biz bir gerçekleri unutuyoruz. Hani söylemeyelim. Galatasaray'ın çıkarları var, Galatasaray'ın menfaatleri var diyoruz da nereye kadar ya? Daha Galatasaray diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Başka da Galatasaray yok kusura bakmayın. Gomis'i gönderdi. Cagney. Yerine iki tane alıyorlardı. Alamadı, aldıramadı. Neyse, Cagne geldi. Bir süre sonra abi, Cagne'yi istemem, şeyi istiyorum. Mısırlı Mustafa'yı istiyorum. Cagne'yi kovdular, onu getirdiler. Ondan sonra Mustafa'yı istemiyorum. Bilmem neredeki Halil'i istiyorum. Artık şimdi Ocak ayı gelecek. Bunların hiçbirini istemeyecek. Ama tabii Babelci'yle hiç kimse dokunamıyor zaten. O onun şeyi. Şimdi garibim o şeye de üzülüyorum ya. Ömer Bayram denen çocuğu. Çocuk da ne yapsın abi profesyonel. Oyna diyor oynuyor. Otur diyor oturuyor. Ondan sonra taraftar. Adamın yeteneği belli. Sınırı belli. Rotasyon. Tutturmuş bir rotasyon kotasyon. Lan ne rotasyonu? 20 yaşında 21 yaşındaki oyuncunun rotasyonu mu olur? Adamı oyarlar ya. Bir başkan olacak. Başkan gel otur lan buraya. Ne rotasyonu diye sormuyorum adama. Sorsana kardeşim. 21 yaşında aldın Çıkırdağ'ın ne bileyim şeyin Berkan'ın Halil'in ne rotasyonu olur? Yok onları şimdi kesti onları. Bak bunların yüzünden kaybettim. Veya öbürünü koyuyor. Rotasyon işte yap. Rotasyon yapacaksan ya bu Feghouli denen adama yap rotasyonu kotasyonu. Muslera Galatasaray'ın anasını ağlatar yere geldi. Ne var geçmişte Galatasaray'ı kullan. Adamın yaptığı hatalara bak. Bir, ya Muslera harbiden kafayı sıyırdı. Gerçekten bitti kaleciliği ya da iki bu adam gitsin diye bu hoca gitsin diye kasıtlı yapıyor. Kasıtlı yapıyor. Başka bir şeyle izah edemezsiniz abi Muslera'nın yaptıklarını. Takımın haline bir bakın. Yürüyecek hali yok. Pas yapacak hali yok. Bana biriniz Allah aşkına ya bu şeyden futboldan anlayan biriniz çıkın deyin ki takımın bir sistemi var. Şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Şimdi bir takım oyuncular var ama bunlar takım oyuncuları abi. Bunlar bir sistem oyuncuları. Takım 11'lik kişiyle niye oynanıyor futbol? Bir sistem var. Bakın Hikmet bu şeye Karaman'a bakın. Bir Hikmet Karaman'a bakın abi. Ne yapıyor Hikmet Karaman? Bir sistemi var, bir düzeni var. Verin şu Galatasaray'ı Hikmet Karaman'a değiştirin. Galatasaray o Kayseri'ye 5 atardı Hikmet Karaman'ın elinde. Yok abi bunda yok, bunda bir şey yok, bunda kafa yorma yok. Pirlo'nun yazdığı kitabı okuyun. Okuyun kitapta göreceksiniz neler olduğunu. Kimse ne dediğini anlamıyor, ne yaptığını anlamıyor. Hava cıva.
Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Faruk Süren demedi mi daha önce Hotzot'la takım yönetilmez diye? E söylesene damadına kardeşim, bu takımı Hotzot'la yönetiyor diye. Ali Dürüst'e sor dedik. Burak Elmas, git Ali Dürüst'e sor. Kayınpederin Faruk Süren'e sor dedik. Bu adamın ne olduğunu bilme bunun kayığına dedik. Galatasaray'ı mahvedersin, kendini de mahvedersin dedik. Burak Elmas diye bir şey kalmadı. Ama söylentiler çok ağır, çok derin. Çok derin. Millet soruyor. 7 milyon euro oraya, 6,5 milyon oraya, bilmem ne. Gitti abi, 20 milyonun üzerinde 25 milyona yakın para gitti. Kapının önüne koyulanlar var, onlar var, bunlar var. Ulan sağ bek, sağ bek diyorsun. U19 takımında bir tane pırlanta gibi Mustafa diye bir çocuk var. Niye almazsın? Eren Aydın diye bir tane oğlan var. Herkes oynatıyor. Sen niye oynatmıyorsun? Beşiktaş abi bir tane Rıdvan'ı çıkardı Sergen. Kaleci Ersin'i çıkardı. Galatasaray'da kaleci olacak, yerli kaleci olacak ikinci bir adam yok. Kovdu. Gönderdi. Yabancı sistemi baktığın zaman Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş kalelerine koymuşlar yerlileri. Galatasaray'ın kalesinde bir tane yabancı ya bir tane de genç yerli al. Yok abi. Kayseri'nin kapının önüne koyduğu bir tane İsmail Çipe midir Kipe, bir tane Fatih, onu da oynatmıyor zaten. Bu nasıl bir şey? Galatasaray'da plan yok, proje yok, sistem yok, düzen yok, gelecek yok. Varsa yoksa transfer geyiği. Transferini de onu alacağım, transferini de bunu yapacağım. Şunu alacağız, bunu alacağız. Ocak gelir, Ocak'ta çuvallar, Temmuz geliyor, Temmuz'da alacağız. Temmuz geçer abi, Ocak'ta alacağız. Taraftar keriziyor. Niye? Hemen bizim hocamız geçmişte bize şampiyon olduk, kupa aldık. O UEFA şampiyonu aldık. Tek başına aldı, tek başına yaptı onları. Abi hiç Hacı'lar, Popescu'lar, Taferer'ler, Bülent Korkmaz'lar, Okan'lar, Suat'lar, onlar bunlar yoktu abi. Hiç kimse yok. Her şeyi bu yaptı abi. Her şeyi bu yaptı. Kral da bu, padişah da bu, imparator da bu. Yeter ya. Yeter. Harbiden yeter. Araştırın abi. Araştırın. Biz sesimizi bugüne kadar çıkarmadıysak Galatasaray'a zarar olmasın diye çıkarmadık. Ya sustuk yani, yutkunduk. Ha bugün düzelir, ha yarın düzelir. Nereden düzelecek abi? Her şey elinizde kalıyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Pomis'ten bu tarafa Galatasaray'a verdiği zararlar. Maicon'dan bu tarafa defans aldırdığı oyuncular, orta sahalara. Onları bırakın abi. Rahmetli Özhan Başkan, gönüllerin teknik direktörünü getiriyorum dedi. Lichescu'yu gönderdi, bunu getirdi abi. 39 tane futbolcu aldırdı. O zamanın parasıyla 50-60 milyon euro içeri attı Galatasaray'ı. Bir de banka kredileri alındı. Zaten bugün arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun söyleyin ya. Galatasaray'ın bugün borcunun en az %50'si %60'ı bunun yüzündendir ya. Hep biz iyiye bakıyoruz. Kupa aldı, şampiyon oldu, bilmem ne oldu. Ama Galatasaray'a açtığı zararları isterseniz daha ayrıntılı bir iki sohbet arka arkaya çekeyim anlatayım. Bir bir anlatayım. Komis'ten bu tarafa, Maicon'dan bu tarafa, Özhan Başkan rahmetli zamanında olanlar, olmayanlar. Ya geçen seneyi hatırlayın ya. Oyuncu değiştirme. Efendim Kerem'i bulmuş çıkarmış. Nereden buldun çıkardın? Geçen sene Kerem'i sen mi oynatıyordun? Taylan diyor. Taylan'ı Abdurrahim Albayrak kavga dövüş aldırdı. Yerli kadromuz derinlik olsun diye aldırdı. İstemiyor. Onu istemiyor. Bunu istemiyor. Ona karşı çıkıyor. Buna karşı çıkıyor. Birebir bilirim. Zamanında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı vardı. Abdurrahim Albayrak getirdi kapıya. Hoca dedi bu iyidir dedi. Sakaryalı dostlarımla getirdim dedi. Ya siktir et dedi. Bunun gibi benim altyapıda 50 tane oyuncu var dedi. Daha kimlere? Size en acısını söyleyeyim ya. Şu Beşiktaş'ta oynayan Fenerbahçeli'den gitme Souza var ya. Ya bir hafta Florya'da adam Galatasaray'dan haber bekledi. Beşiktaş'a gittiği paranın yarısına geliyordu. Bir hafta bekledi adam. Yok sakat dedi. Yok dedi bize yaramaz dedi. Yok biz daha iyisini alacağız dedi. Abi estek dedi, köstek dedi, aldırmadı. Şimdi öyle bir adamın var mı abi? Yok. Daha neler? Galatasaray'a verdiği zararları, açtığı yaraları hangisini anlatayım ya? Oyuncu alınan oyuncular kötü oyuncular mı? Hepsi iyi. Şimdi göreceksiniz işte Muhammed Mustafa geçen sene Mısır'dan gelir gelmez 5-6 maç leblebi gibi gol atan adam gol atmayı niye unuttu? Ne dedi arkadaşlar? Ya dedi bu Fatih Terim'in antrenmanına sistemine uydu bitti. Aynı şekilde işte Morutsan dediler, öyle dediler, böyle dediler, abidik gubidik bir şekilde geldi. Bir maç, iki maç, herkes adama Karpatların Messi'si derken abi, o da bitti abi, onu da attı. Çıkıldavu'ya attı, işte Berkan'ı bir tarafa çekti. Varsa yoksa işte yine, ya ne diyeyim abi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
Ama lütfen bu adamın artık bir takım tiplere söylüyorum. Çoğunluk zaten gerçeği gördü artık. Foyası meydana çıktı. Abi yapacağınız bir şey var abi. Hiç tezelden. Şimdi sizi şu Göztepe maçı kandırmasın. Göztepe maçında bir gol, iki gol olur. Bilmem ne olur. Kazanamaz ya. Şayet kazanırsa. Abi kazanma mazanma yok. Abi Abbas edin. Gönderin. Bunu gönderirseniz, siz gönderirsiniz. Taraftar gönderir. Başka kimse gönderemez. Ne başkan? Ha başkanla beraber ikisini gönderin abi. Hem başkana, hem yönetime, hem taraftara. Zaten Galatasaray yönetimi girmiş birbirine. Orada bir takım dik duran insanlar var. Onlar bunun foyasını falan gördüler. Arkadaşlar bu rezaletlere dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Arkadaşlar sizler bakın 2000 lira maaş, 2500 lira maaş çoluğunuzun çocuğunun parasından kesiyorsunuz, ediyorsunuz. O biletleri alıp maçlara gidiyorsunuz. Bunlar 3,5 milyon euroları cebe indirsin diye. Artık yeter, yeter tavrınızı koyun. Gösterin gücünüzü, gösterin dişinizi ya. Yapamayan gider, yapan gelir. Bu kadar basit, bu kadar basit. Hala ocak güzellemesi. Galatasaray'ın derdi ocak transferleri değil. Kadro madro güçlü kardeşim. İyi bir hocayla Galatasaray lige döner, lige sarılır. Ama bu gönderilmez gitmezse bunun işi bitti. Ama Galatasaray'ın da bu sene işi biter. Lig de gider arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, benden söylemesi. Ben noktayı burada koyuyorum. Bu bıraktığım yerden de devam edeceğim inşallah. Devam edeceğim. Artık tavizim mavizim yok arkadaşlar. Yok. Asıl olan Galatasaray'dır. Yoksa bu adam Galatasaray'ı iyice yerle bir etsin, iyice sıfırlasın diye beklersek yanmışız. Ha. Tekrar şu cümleyle bitirelim. Geçmişte Fatih Terim'e laf söyleyenler geçmişi düşünsün falan. Hiç düşünmüyorum abi geçmişi falan. Tek başına olmadı. O dönem öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu. Herkes de çatır 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 karşılığını aldı. Herkes multimilyarder oldu. Hadi oradan. Kesin sesinizi. Gerçeği görün. Arkadaşlar gerçek Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Yeter artık. Yeter artık diyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi arkadaşlar. Paylaşım yapmayı da unutmayalım. Hoşça kalın.